Merhabalar Fatma Hanım'la neyimizden hoş geldiniz bugün. Fırında güzel tavuk yumurtalarını soslayacağım böyle ama bu aşamaları yaparken de evde de yapabilirsin. Mutfakta aykırısı ama ben burada küçük tüpümde hafiften şöyle o bacak kısımlarını, kılları tütsülüyorum. Şöyle güzelce bunları yıkayacağım. Kıl kalmamış olacak. Şöyle sizin de böyle imkanınız varsa yapabilirsiniz. Bakın şunları alıyorum. Şöyle tekrar hemen şunu da alayım. Aynen böyle hepsini tütsüleyeceğim. Bacak kısımlarındaki tüyler gitsin diye. Evet, şöyle güzelce bakın yaptıklarımı buraya aldım. Biraz sonra bunları iyi bir suya tutacağım ve şöyle maşayla elinizle çevire çevire bu bacak kısmındaki olan tüyleri sileyebilirsiniz. Daha temiz, daha güzel olması için. Şimdi bunları da aldıktan sonra yıkayacağız. Şimdi güzelce bunları bir yıkayıp süzüyorum. Daha sonra artık soğan, moğan, baharat onları katacağım. Evet, birçok değişik tavuk tariflerim var. Bakıp yapabilirsiniz. Bakın gayet güzel o kılları tütsüledim. Annemlerin yaptıkları gibi. Onlar tabii köyde kor ateşte yaparlardı. Şöyle kalmadı artık. Hepsini hafiften bir yaptım ve şimdi buraya benim yaptığım soğanlarım var. Rendeledim. İster direkt katın. Bazen ben direkt katıyorum. Ama tuhaf olarak yapışmasın diyorsanız şöyle soğanların suyunu iyice aşağıya tavuklara geçmesini sağlıyorsunuz. Şöyle. Menü olarak da mercimek çorbası yaptım zaten. Onu da söyleyeyim hani sizlere fikir olsun. Yanına da bir spagetti yapacağım. Turşularla, ayranla, acı biber, kıtır turşusu, acur turşusu, karışık turşularımız var. Onlardan katacağız. Ve güzelce günün menüsü olarak da size fikir olmuş olsun. Basit hemen yapabileceğiniz. Bunu da böyle soslayalım. Sosladıktan sonra biraz dolapta bekleteceğim. Şöyle bakın. Tüyün o soğanın suları aksın buraya. Geçsin. Şöyle vitamini geçsin. Bazen böyle de yapıyorum. Direkt katıyorum aslında. Ve şimdi yoğurdumu yoğuruyorum. Daha güzel kızarması için şöyle 2 yemek kaşığı kadar, 2,5 diyelim, yoğurt yeterli. Ve kendi yaptığımız salçalarımızdan, başka kaşık batırmayayım, gene bu kaşığı kullanayım. Şöyle karışık salçamı ilave ediyorum. Baharat olarak bir çay kaşığına yakın şöyle karabiberimi, yine birazcık pul biberimi ve yine bir çay kaşığı kadar toz biberimi şöyle ilave edeyim. Ve yeterince tuzumu ilave edeyim. Bir tatlı kaşığına yakın tuz ve biraz da doğal kekiklerim var. Bizim bahçeden yapıp kattığımız. Şimdi bunları güzelce bir de yarım limon sıkayım. Yarım da hemen gene elimin lezzeti geçsin. Limonu böyle sıktım. Tabii ki sıkacakta da yapabilirsiniz. Bazen ev halini sizlere yansıtıyoruz. Ve güzelce bunları bir karıştırayım. Şöyle kapak kapatacağım. Ya da alüminyum filo yapın ya da laylon yapın. Streç yapın, ne yaparsanız. Biraz bu sosu şöyle yesinler. Bazen hatta şöyle bıçakla çizikler de atıyorum. Öyle de yapabilirsiniz. Gene şu aşamada da atılabilir aslında. Böyle de yapabilirsiniz. Ama biraz bıçak yapayım ben gene. Gene de şöyle birer tane hemen atabilirsiniz. Sorun değil yani. Hani daha çok emsin bu lezzeti aramayı diyorsanız baştan da yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Aslında yapmayacaktım ama bu sosları emsin.
Şöyle iki taraflı da yapabilirsiniz. Tek taraflı yapabilirsiniz. Yani nasıl yaparsanız yapın, sonuç güzel olacak. Onu söyleyeyim. Ama gene de yapalım diyorsanız tercih sizin. Şöyle bir tahtanın üzerinde de yapabilirsiniz. Ama bizler alıştığımız için hemen böyle yapıyoruz. Bakın bir tane kaldı herhalde. Onu da yapıverin. Evet. Artık şöyle güzelce bir sosladık. Soslarla bir beklesin bakalım. Bir saat kadar. 45 dakika, yarım saat. Sonra artık yağlı kağıdı olduğu zaman yağlı kağıdı diyorum ama şu an evde bir bakayım, yoksa normal döşerim tepsime. Varsa da yağlı kağıda döşeyeceğim. Şöyle şimdi kapağı kapatıyorum ve dolabın orta gözüne koyacağım. Dediğim gibi biraz beklesin. Sonra gereken şeyleri, işlemleri de yapacağız. Kalan sosumuzu da artık şöyle hepsinin üzerine gelecek şekilde döküyorum. Boşa gitmesin. Şöyle güzelce. Ve önceden ısıttığımız fırına göndereceğiz şimdi. Evet, şimdi artık bu tavuklarımızı gönderiyorum. Önceden ısıttığım fırına. Şöyle göstereyim. Alttan ikinci rafa koydum. Çünkü yavaş yavaş pişmesi lazım ama önce biraz farlandırdım. 200 derecede sıcak. Biraz kızarı gibi olunca düşüreceğim. İçi pişecek. Tekrar farlandırırım. Şu an 200. Bir 10-15 dakika böyle dursun, kızarır gibi olsun. Sonra devam ediyoruz. Tavuklarım artık bir 15 dakika falan böyle tuttum. Bakın kızarmaya yön tuttu. Şu an 200 derecede. Ben bunu ne yapıyorum? 170-180'e doğru getirdim. Çünkü niye? İçinin de yavaş yavaş böyle pişip hem o kızarıklığı hem pişmesini sağlamak için artık son anda yine farlandırabilirim ya da en son rafa alarak kızartabilirim. Ama şu anda 180'e kadar düşürdüm. Yavaş yavaş bunlar şimdi sulanacak ve güzelce pişecekler, yumuşacık olacak lokum gibi. Çünkü artık dışları kızardı. Şimdi içinin pişmesini sağlayacağım. Şöyle bakın, artık yavaş yavaş bayağı bir ağır ağır 180'de pişirdim. Şöyle bir bakayım yanmadan elimizi. Bakın gayet güzel ayrılıyor ve artık ne yapıyoruz şimdi? Patateslerimiz de pişmiş. Şimdi bunu en üst rafa alabilirsiniz biraz daha kızarsın diye, şöyle en üstün altına, yani şuraya. Ama ben gene aynı şekilde böyle kalsın. Birazcık derecesini artıracağım. 180'de ya, böyle 200'e doğru. Zaten kızarıldın ama bir böyle 8-10 dakika bekletip daha nar gibi kızarsın, alacağım. Evet, tavuklarımı aldım. Patates, soğan, her şey var içinde. Gerçekten çok güzel kızardılar. Ve artık servis edeceğiz biraz sonra. Yani gayet de güzel pişti lokum gibi. Şöyle göstereyim. Bakın hemen çatal ve yerdeğimiz çıkıyor. Soğan ve patates koydum. Biber koyabilirsiniz. Sadece tavuk olabilir. Tercih sizin. Servis etmiyorum. Allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.